Bunun Suriye'ye müdahaleye hazırız açıklamasının ardından AKP hükümeti devreye girdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne saf dışı bırakan yeni bir savaş koalisyonu önerdi. Öneriye Rusya karşı çıktı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler kararı olmaksızın yapılacak müdahale uluslararası hukukun ihlalidir dedi. Amerika'nın Suriye'ye yönelik askeri seçenekleri masaya getirmesinin ardından AKP hükümeti harekete geçti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletleri saf dışı bırakarak Suriye'ye müdahalenin yollarını aramaya başladı. Davutoğlu, Suriye'de Rusya ve Çin'in engelini geçmek için yeni bir koalisyon önerdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Suriye'ye yaptırım kararı çıkmazsa diğer seçenekler gündeme gelir. Şimdiden 36-37 ülke bu seçenekleri tartışıyor. Eğer bu süreç içinde Suriye'ye karşı bir koalisyon oluşursa, Türkiye'de bu koalisyon içinde yerini alır. Davutoğlu'nun 8 bin Boşnağın ölümüne neden olan Kosova modeli önerisine İngiltere'den destek geldi. Bosna'da da bu olmuştu, Kosova'da da, orada da herkes isteyerek böyle bir sürecin içine girmedi ama insanlık suçu işlenmeye başladığında birilerinin durum demesi gerektiğinde. Suriye'deki kimyasal saldırı iddiasını gerekçe gösteren İngiltere Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler onayı olmadan da harekete geçmenin mümkün olduğunu söyledi. Ancak Amerika'nın müdahale çağrısıyla AKP'nin başlattığı Birleşmiş Milletlersiz müdahale seçeneğine Rusya'dan sert tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler'in saf dışı bırakılmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı. Lavrov, Amerikalı mevkidaşı Kerry'i de telefonla arayarak uyardı. Herhangi bir askeri müdahale Orta Doğu'da tehlikeli sonuçlar doğurur dedi. İran, Pentagon'dan gelen müdahaleye hazırız açıklamasını kınadı. İran Dışişleri Bakanı, askeri müdahalenin Suriye'deki krizi tırmandıracağını savundu.